Polen alerjileri burunda alerjik nezleye neden olabiliyor, akciğerde astıma neden olabiliyor. Polen alerjisi olan çocuklar geceleri uyuyamaz. Çünkü burunları tıkalıdır. Burunları tıkalı olduğu için geceleri uyuyamadıkları için de uykusunu alamazlar ve okul başarısını da bu tabii ki etkileyecektir. Onun için polen alerjisi deyip geçmemek lazım. Polen alerjisi çocukların okul başarısını da etkilemektedir. Ve polen alerjisi olan çocuklarda sık burun akıntısı, burun tıkanması nedeniyle derslerini iyi dinleyemezler, sınavda başarılı olamayabilirler. Onun için polen alerjisi okul başarısı için çok önemlidir. Polen alerjisi olanlara da alerjik nezle gibi sorunlara neden olduğu için, alerjik nezle de sinüzit gibi belirtilere, hastalıklara neden olduğu için sinüste neden olabilmektedir. Çünkü burun tıkalı olduğu için sinüzit gelişmesi kolay olur. Aynı zamanda polen alerjisine bağlı kulakta sıvı olabilir. Onun için işitme de etkilenebilir. İşte bütün bunlar burundaki problemler nedeniyle çocuğun hayat kalitesini etkileyebilmektedir. Aynı zamanda polen alerjisine bağlı akciğerlerde hasar oluştuğu için nefeste sıkışma, bunun dışında öksürük gibi belirtileri neden olabilmekte ve astım belirtilerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle de önemlidir. Polen alerjisi deyip geçmemek lazım. Astım, alerjik nezle gibi hastalıklara neden olmasının yanında sinüzit, kulakta serozotit dediğimiz sıvı toplanmasına neden olabildiği için ve burun tıkanması, aşırı nezle, aşırı hapşırmalar neden olduğu için okul başarısını da etkileyebildiği için birçok sorunlara neden olabilmektedir. Onun için polen alerjiniz varsa muhakkak teşhisinin konulması ve tedavisinin yapılmasında fayda vardır.